Merhabalar dostlar, Ece Üstelik'i İsrail serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bildiğiniz üzere İsrail serimizin birinci bölümünde öncelikle Filistin'i işgal etmiş ve Kudüs'ü Yahudilerin topraklarına katmayı başarmıştık. Ardından Mısır'ın bize ilan etmiş olduğu bir savaş sonrasında bütün topraklarımıza ağır hasarlar alarak savaştan çıkmıştık. Bu ağır hasarları Suriye ve Lübnan'ın işgaliyle çok güzel bir şekilde üstümüzden atmayı başarmıştık. Bu bölümki hedeflerimiz ise Suriye'nin kalan topraklarını ele geçirmek ve Türkiye-Azerbaycan-İsrail üçlüsü ittifakı kurmak olacak. Ancak Azerbaycan'ın Rusya'ya karşı yaptığı savaşı kazanması lazım bunun için öncelikle. Yani bunu da yapmak en büyük hedeflerimden biri pek tabii ki. Bu bölüm Suriye topraklarını alacağız, ülkeyi geliştireceğiz. Bir de eğer alabilirsek Ürdün'ü ele geçireceğiz. Hedeflerim bunlardır bu bölüm. Başarı olacak mıyız? Büyük ihtimalle de başaracağız bunu. Açıklama kısmındaki linkten Discord sunucuma gelmek isterseniz gelebilirsiniz dostlar, mutlaka hepinizi bekliyorum oraya. Mısır'la da aramızı iyi tutmamız lazım bu arada. Bu adamlar çünkü bize bir kere savaş açtılar, içimizden geçtiler. Bunun bir daha olmayacağının garantisini kimse veremez. Bölgede bir miktar güç kazanana kadar kendimizi korumamız lazım. Ve bu şekilde koruyoruz. Bu arada Türkiye ile an itibariyle müttefik olabiliyoruz, ancak birazcık daha bekleyeceğim. Bu arada Azerbaycan'ın artık şu savaşı kazanması lazım. Hadi lan Azerbaycan. Alman İmparatorluğu da soldan giriyor, ne güzel işte, bitirsene oğlum. Ya da en azından barış da bari şu adamla. Azerbaycan o savaşı kazansın istiyorum ben. İnşallah kazanır. Biz ne yapacaktık? Suriye'ye saldıracağız ama şimdi değil. Öncelikle birazcık yatırıma ihtiyacı var ülkenin. Özellikle ekonomi bakımından çok kötü durumdayız. Yatırım lazım ülkeye. Hemen yapabildiğim bütün yatırımları yapıyorum. Bütün topraklara hem de. Ülke ekonomi bakımından çünkü aşırı kötü bir durumda. Bunu düzeltmek lazım. Onu da düzeltmeye çalışıyorum şu anda yavaş yavaş. Düzelteceğiz büyük ihtimalle. Tekrardan yatırıma girelim bakalım bir. Toprakları halledelim. Evet. Hedef bir 100 binlik bir ekonomiye çıkarsak eğer bizim için yeterli bir ekonomi olacak. Da çıkabilirsek tabi. Ya şu anda 81 bin olmuşuz ama. Sen ooo Fransa ile savaştaymış la Mısır. Mısır'ın gücünü kaybetmesi benim işime geliyor vallahi. Ben istediğim zaman böylece çok rahat bir şekilde girebilirim istersem. Diyeceğim. Azerbaycan. Hayır yapma, yapma. Kurtulamaz ki bu o ayrı ordulardan kurtulmasına imkan yok. O ordulardan kurtulmasına imkan yok. O ordulardan kurtulmasına imkan yoktu zaten. Bitti savaş. Azerbaycan Rusya'nın kontrolüne geçti. Bir tek Nahçıvan da var bir tek. Aklımıza gelmeyen her şey başımıza geliyor. Çok güzel. Azerbaycan gitti. Bir tek Türkiye ile müttefik olacağız bu durumda. Azerbaycan, Türkiye, İsrail değil. Türkiye, İsrail ittifaklığı olacak. Mecbur. İsrail çünkü hani Azerbaycan elden gitti yani. Azerbaycan'ın da dönüşü yok. O yok oldu artık. Oğlum bu ne? Bu ne kadar para istiyor yatırım için? Bu ne lan? Üçür anasını satayım. O ne? Para geliyor geliyor yatırıma yetmiyor. ...141.000 ekonomi. Sen hala mı savaştasın? Evet hala savaşta. Yani bu durumda mecburiyetten Türkiye ile artık ittifaklı kuracağız direkt artık. Evet. Türkiye-İsrail ittifaklığı an itibariyle kuruldu. İttifaka başka bir devlet alımı belki yap. Ah be Almanya. İtalya bile sırtından vurdu ah be. Adamlar Berlin sınırına geldiler lan. Hırvatistan'ı kendi başına alamayacak kadar güçlü bir devlet değilsin bence ama
Sen bilirsin, geleyim yine de. O kadar gelmemi istiyorsun madem. O 22 bin orduyla ne yapmayı düşünüyordun acaba? 38 bin ordu, bak bununla bir şey başarım. Rusya'nın o kadar fazla nüfusu yok lan, nasıl oluyor? Nasıl lan? Kırbızistan'ın o kadar nüfusu yok oğlum. Bu işte bir terslik. Abicim bir durduğunuz yerde durun ya. Bu ne böyle sola sağa her yere saldırıyorsunuz? Bir durun lan. Aa, önlerine gelene saldırıyor. Adamlara bak ya. Bu arada biz teknolojide aşırı çökmüşüz. Onu bir toparlayalım. Geldim dostlar, ufak bir aradan sonra. En son teknoloji yatırımlar yapıyorduk, hatırladım, tamam. Amacımız neydi? 1.0.9. 1.0'a gitmez bu para ama 0.9'a inşallah çıkar. Çok çıkacakmış gibi durmuyor ama. Vallahi çıkacakmış gibi durmuyor. Yok la, çıkabilir aslında. Kafam karıştı şu an. Ben çok arada kaldım, bu çıkacak mı, 0.9'a çıkmayacak mı acaba? Oğlum biz niye bu kadar az? Ya niye bu kadar az para şey yapıyoruz, ayırıyoruz yatırıma? Ekonomimiz de iyi, nüfusumuz çok düşük lan bizim. 1 milyon bile değiliz biz, değil mi, daha doğru? Ya bu arada bizim tarafsız politikası çöp olacak bu gidişle. Amerika ile değil, geliştirmiyoruz uzun zamandır. Amerika ile geliştir. Çin geç. Ya Çin'e de geç, hadi geçtir. Ya o Japonya, o defol git. Komünist Amerika'nın Hindistan'la ne işi var lan? Hindistan'a niye çıktın ki? Kime karşı? Macarlara karşı. Geleyim kardeş. 64 bin ordun yere mi devrildi senin az önce? Sana bunu yapanlar bana neler yapmaz, kim bilir. Ha, 0.89 olduk bu arada. Tam olacağız 0.9. Hırvatistan'la barış %100 olmuşsun zaten. Buna barış. Çok az artıyor teknolojimiz oğlum, bu ne ya? Ülke aşırı kötü durumda, onu bir toparlayalım hemen hızlıca. Bitti yatırımlar, güzel, bakalım. 10 nüfus artışına, 5 ordu bakımına. Tamam, güzel oldu bu şekilde. Şimdi para biriktirip nüfus basma zamanı ülkeye bir. Oğlum bak, benim gireceğim her yere girme. Bak, elime geçirirsen parçalarım seni. Saldıracağım her yere, saldırıyor herif ya. Bırak lan. Yok, bu Ürdün'e de girer ki bu. Yok la, araları iyiymiş, ona girmez. Ya kardeş, senin benimle ne derdin var? Bir ilişkileri geliştirsene sen. Bir Türkiye'nin bacı, barışmamız lazım bizim acilen. İran sana bir savaş açsa var ya, ikimizin içinden geçer. Ama biz müttefik olarak yanımıza sen Rusya'yı alırsak hiçbir sıkıntı yaşamayız, değil mi? Rusya, oğlum Rusya'yı da yerler ki orada. Rusya'yı orada var ya, parçalarlar. Parçalayamayabilirler lan bu gerçi. Bir dakika. Rusya hepsinden güçlü oradaki devletlerin. Valla bakalım ne olacak. 500 bin para. Hemen mallar yatırımına başlayalım. Ülkenin nüfusunu arttırmak lazım. Buna da çok az para gidiyor. Nüfus o kadar az ki. Buna bile çok az para geliyor. En fazla nüfuslu yerden 8 bin ordu çıkıyor. O da ekonomik toprak. Basamıyoruz oradan. Buradan da basamıyoruz. Bu üç yerden komple basamıyoruz. İyi, çok güzel. Harikayız ya şu an. Muhteşem durumdayız. Muhteşem durumdayız. Ülkenin haline bak ya.
ülkenin haline bak ya. Kurtarmak lazım bu ülkeyi. Nasıl kurtaracağız? Çiftlik inşa edeceğiz. Çiftlik. Buraya çiftlik açılmıyor mu? Açılmasın çiftlik. Çiftlik. Açılmasın, sıkıntı yok, çiftlik. Oğlum koskoca ülkede bu kadarcık yere mi çiftlik açabiliyorsun? İnşallah bu kadarla da sınırlı değildir. Birer çiftlik daha aç bakayım şuralara. 5 seviye olsun. Açılmıyor, 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 açılmıyor. Oo, nüfus toprağı olarak totalde 2 toprağımız var sadece. Oo. Bizim ülke nanay bu gidişle. Fena nanay hem de bu ülke bizim gidişle. Bu ülke bizim gidişle. Bizim ülke bu gidiş. Lan! Führer! Lan! Führerim! Şey! Ben Yahudi değilim he! Şey! Ben... insanım ben, insan. Yok yok, yok. Ne Yahudisi ya? Aa, kim demiş? Kim dediyse yalandır. Bu palavraları kim sıktıysa onu bulacağım. Onu bulacağım. Führerim merhabalar ya. Oğlum Nazi Almanyası kuruldu lan, şu garipliğe bakar mısın? Bizim nüfus yatırımları neredeyse hiçbir şey yaramamış bu arada. Mükemmel. Harika, 10 numara. İstikrar. Hastalık gelmiştir. Evet. Nüfus ne durum? Oha lan, çiftlik açtım ben buraya o kadar. Bu ülkeden hiçbir şey olmaz. Bu ülkeden hiçbir şey olmaz. Bak bu kadar açık konuşuyorum size. Bu ülkeden hiçbir şey olmaz. Bu ülke bu gidişle nanay olur. Hale bak lan, nüfus artmayan bir ülkeyi yönetiyor. Slovakya. Kanka Slovakya'yla niye savaşıyorsun? Hani geleyim, tamam geleyim de. Ya ne alaka ya Slovakya? Ya şurayı al, topraklarını birleştir, tamam. Bir de yenildin mi sen Slovakya'ya? Allah'ım. Bir de kaybetti topraklarını. Allah'ım ya Rabbim. Ben nasıl bir ülkeyle ittifak oldum? Ben nasıl bir ülkeyle ittifak oldum? Allah'ım ya Rabbim. Ben nasıl bir ülkeyle ittifak oldum ya? İnanılmaz ya. İttifak olduğumuz adama bak ya. Slovakya'ya yeniliyordu lan az daha. Bir de yağma yapıyor gerizekalı herif. Allah'ım sen sakın ver. Ben niye bu adamla ittifakım ya? İnanılmaz ya. Cidden inanılmaz ya. Bizim ülke de gerçi çok iyi bir şey değil de. Yani görüyoruz artan nüfustan zaten bunun ne olduğunu. Buna bak. Neredeyse hiç nüfus artmamış. Buna bak. En iyi ekonomik toprak. He, para bitmiş de ondan öyle gözüküyormuş oldu. İyi, sonunda bari para bitti. Eksi 2000 yiyoruz lan. Bakayım. 4000. Asam. Asam harika. Muhteşem bir ülkemiz var. Bayılıyorum bu ülkeye. Allah kahretsin. Az git sen de yatırım mı yapıyorsun? Ne bakıyorsun? Ye de şu nüfusunu arttır ya. İran savaş açsa ağzına vurur herif. Ben şimdi ne yatırım yapacağımı düşünüyorum. Savaş mı açsam Ürdün'e? Buraya daha bu saatte sonra girmenin bir anlamı kalmadı. Buraya zaten bitti. Aradan şeyi çıkaralım bence. Ürdün'ü aradan çıkaralım.
Daha iyi olur. Ürdün'ü bir aradan çıkaralım. Adam gibi ordu basacak toprak yok. Nereden neyin ordusunu basarak alacağız ki? Tek ordu basma kaynağımızın olan topraklar buralar yani. Onunla ne kadar kaynak olduğu tartışılır. Yeter bu kadar ordu. Gelin bakalım. Kaç bin ordu olmuş? 50 bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sınır. 54 bin. İyi, her sınırı 9 bin yapıyor. Yeterli. Gönderelim şu şekilde ordularımızı. Ürdün'den bu arada bize güzel bir ekonomi de gelecek. O yönden de seviniyorum. Ekonomimizin artmasına katkıda bulunacak. 796 ordu terhis. Hazırız savaşa. 13 Mart 2083 yılı itibariyle oh Ürdün'e savaş açıyoruz, şükür. Savaşmaya umarım körelmemişizdir. Başarılı, başarılı. Bunlar da başarılı. Çok güzel. Elimde bulunan bu ordunun 20 binini buraya gönderiyorum. Orduyu terhis et. Seninle de ilişki geliştirelim. Hepsini alamıyor muyum? Niye hepsini alamıyorum kardeş? Ben şimdilik bir şu iki toprağı alarak bırakayım. Niye biliyor musunuz? Suudi Arabistan'la aram iyi değil. Adamla sınır olursak bana her an savaş açıp ağzıma vurabilir. Yapar yani. Bu adam çünkü manyak. Yapar. Yani o kafayla Mısır'a dalan adam bize neler yapmaz. O mantıkla düşünüyorum. Bu mutlulukları yüz fulleyip artık bölümü burada bitireceğim ben. Bence bize bu kadarı yeterli. Bu bölümdeki en azından bu kadarı yeterli. O zaman dostlar, bu bölümlük benden bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.